Haftanın ilk yarışmacı gelini Elif Pelteci. 38 yaşında ve 13 yıllık evli. Haftanın en kıdemli gelini bebek hemşiresi ama son yıllarda sosyal medyaya içerik üretmekle meşgul. Memleketi ise İzmir. Aylin Balkay. 30 yaşındaki gelinimiz 8 aylık evli. Ardahan asıllı gelinimiz ev hanımı. Kübra Yavaşoğlu. 24 yaşında ve 7 aylık evli. Nevşehirli gelinimizin mesleği maniküristlik ama çalışmıyor ev hanımı. Simge Efe. 21 yaşındaki gelinimiz henüz 2 aylık evli. Haftanın çiçeği burnunda gelini sosyal medya içerik üreticiliğinin yanı sıra fotoğrafçılık da yapıyor. Memleketi ise Ordu. Haftanın son yarışmacı gelini Eylem Bingöl. 22 yaşında ve 5 aylık evli. Muş asıllı gelinimiz müşteri temsilcisi. Haftanın ilk gününde neredeyiz biz? İstanbul Ümraniye'deyiz. Efendim yeni yıla sayılı günler kaldı. Yeni yılda bakalım neler bekliyormuş gelinler hayattan. Biz neler bekliyoruz, siz neler bekliyorsunuz bilmiyorum ama gönlünüzden geçen her şey sizi bulmasını diliyorum. Kalbinizde ne varsa böyle istediğiniz her şeyi Rabbim bu sene böyle ayaklarınızın altına sersin inşallah. Şimdi komşuların sesini duyuyoruz diyorlar ki ah ne oluyor çekim mi var? Ben geldim artık alışın her apartmandan çıkabilirim ben. Konuşuyor şimdi teyzeler. Şu anda ne oluyor diyorlar. Dış ses sen bir ilgilen istersen. Bu arada ben kapıyı çalayım hediyeyi uzat. Buyurun Aslı Hanım. Teyzeciğim selamlar selamlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Elif'ciğim, hoş bulduk. Ne kadar şıksınız, ne kadar güzelsiniz maşallah. Ya çok teşekkür ederim. Heyecanlandım sizi görünce ya. Ne güzel. Hoş geldiniz. Güzellik sizde, sizde. Elde dolu gelmiş ya, çok zarifsiniz. Ne demek, ne demek. Çok teşekkürler. Bir dakika dur, şunu şuraya bırakacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hayatım, dön bakayım sen. Ya biz bugün uyumlu giyinmişiz bence. Gözleriniz ne kadar güzel. Aslanım. Evet, anadan doğma. Nasılsınız? Ay böyle bir yattım kalktım böyle oldum. Nasıl oldum ben de anlayamadım. Çok güzel, çok heyecanlıyım şu an. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Gözlerimi nasıl buldun? Gözler şahane zaten ama ben asıl saçlarınıza bayıldım. Mükemmel. Hep yani bir dedim bir imaj yenileyim, saçlarımı yeniledim. Malum yeni yıla giriyoruz ya. Evet. Bir yeni yıla yeni enerjilerle girelim süper dedim. Süper olmuş bence de. Olmuş harika. Mu? Güzel harika gelinim olmuşsunuz. Benim. Çok güzel kremli gözüküyorsunuz. Kremli böyle morlu evet. Falan, mor paranın buyurun rengi. Evet. Yeni yıla girerken dile dilediğin kadar değil mi böyle evet. Güzel enerjiler. İnşallah, inşallah hep güzel enerji olsun. Hadi o zaman kapımızı kapatalım gün başlasın. Evet. Hanımlar salona geçerken gelin biz de kısa bir ev turuna çıkalım. Elif gelinin evinin giriş kapısı beyaz mobilyalarla dekore edilen küçük bir antreye açılıyor. Salon dekorasyonunda beyaz, füme ve gümüş rengi tercih edilmiş. Amerikan tarz mutfaktaysa hakim renkler beyaz ve gri. Yatak odasının dekorasyonunda açık gri, beyaz ve füme tonlarına yer verilmiş. Nasılsın Elif? İyiyim Aslı Hanım. Tekrar hoş geldiniz. Sizi gördüm daha iyi oldum. Valla ben de öyle bir tane. Heyecanlıyım. Çok pozitif, çok güler yüzlüsün. Haftanın ilk yarışmacısı. Evet. Şurada yeni yıla girmeye sayılı günler kaldı. Aynen öyle. Yeni seneden ne bekliyorsun?
Vallahi sağlık olsun Aslı Hanım en önce. Her şeyin başı sağlık. 3 tane evladım var. Allah onlara sağlık versin. Maşallah. Huzurumuz olsun. Kaç yaşındasın? 38 yaşındayım Aslı Hanım. Onu sormasaydınız iyiydi ama neyse artık. Daha küçük gösteriyorsun. Teşekkür ederim. Bravo. Sağlık bekliyorsun. Evet, her şeyin başı sağlık. Huzur olsun. Biraz para da olsa iyi olur tabii şimdi. Öyle mi? O zaman bir hediyem daha var. Ya çok teşekkür rica ederim. Edeyim. Şöyle alayım. Elifciğim, yılbaşı çiçeği kokina şans ve bereket getirir derler. Umarım bu çiçekler de sana ve ailene şans ve bereket getirir. Şans, bereket evinde, yuvanda hiç eksik olmasın inşallah bir tane. Çok teşekkür ederim. Rica çok ederim. Da güzelmiş renklere bayılırım, evet. Yeni yıla girerken aynen. Yani benim gelinlerim için böyle bizim tatlı sürprizlerimiz var. Çok teşekkürler, çok mutlu oldum. Tatlı hediyelerimiz var. Evet, peki ne işle meşgulsün? Ben hemşireyim Aslı Hanım normalde. Ne hemşiresi? Normal hemşireyim. Aslında bebek hemşiresiyim. Ama yaklaşık bir 3 yıldır evdeyim. Neden yapmıyorsun? Çocuklar olduktan sonra evet biraz ara vermek zorunda kaldım. Eşin ne işle meşgul? Eşim de normalde sağlık personeli. O da şu anda e-ticaret yapıyor. Güzel. Sosyal medya ile ilgileniyoruz. İçerik üreticisiyiz. Ne güzel. Evet, onunla uğraşıyoruz. Böyle bir iş oldu değil mi? Evet, böyle sosyal, bu da bir sektör medya, oldu. İçerik evet. Üreticisi diye bir şey var. Aynen. Yani. Bu da hatta bir sektör artık oldu, bankalarda kredi çekerken bile meslek tarama kısmında mesleğin influencer diye çıkıyor. Onu da bir meslek kabul ettiler artık. Ne diyorsun? Evet. Wow, bak evet. Bunu bilmiyordum. Harika. Aslen yani. Nerelisiniz? Aslen İzmirliyim. Hı-hı. Eşim Çorumlu. Çok evet. Güzel. Aileler evet. Nerede? Benim ailem İzmir'de, onun ailesi Çorum'da. İstanbul'da hiç kimsemiz yok, sadece biz varız. Nasıl evet. Oldu İstanbul'da olmak? Biz zamanında iş için gelmiştik. Eşim de memleketten okul bitince evet. İş için gelmişti. Ben de burada çalışıyordum. Sonra biz düzeni burada kurduk. Burada gelinler geldi. Hadi burada devam. Sen karşıla. Hadi bakalım. Çok merak bakalım. Ediyorum diğer yarışmacı arkadaşları da. Elif'cim bol şans diliyorum. Çok teşekkür sana. Ederim Aslı Hanım. Bol bol dua edin, hemen geliyorum. Hadi bakalım. Aslı Hanım, şu meşhur soruyu ben de size sorayım. Yeni yıldan ne bekliyorsunuz? Ben yeni yıldan gerçekten önce sağlık diliyorum. Yani bence kime sorarsan sor dış ses, önce sağlık diyecekler. Çünkü yani yıllardır, bu 3 yıldır neler çektik biliyorsun, salgın hastalıktan kurtulmayı diliyorum. Yani ülkemizin, dünyanın bir kere bu hani salgın hastalıktan kurtulmasını, tamamıyla temizlenmesini diliyorum. Sonrasında sevdiklerimle birlikte çok güzel, huzurlu bir ömür diliyorum. Ama ben ne diliyorsam dış ses, sadece kendimi değil, bütünle birlikte dilemeyi seviyorum. Çünkü sadece kendimi iyi olsam anlamı olmaz ki hayat. Hep birlikte iyi olmak güzel. Aslı Hanım, bütün dileklerinize ekip olarak cani gönülden katılıyoruz. Tabii bir de bu hafta nasıl geçecek çok merak ediyoruz. Ben de. Bakalım bu haftanın finali nasıl olacak? Her yere de böyle gelinlerime bu çiçeklerden gidelim. Hatta bundan söyleyelim, böyle şu sıra ziyaret etmek istediğiniz arkadaşlarınız varsa lütfen bu çiçeklerden götürün. Şansınızla, huzurunuzla, bereketinizle gidin. En güzel hediye vallahi bu sıra. Bana henüz kimse getirmedi yalnız. Bundan bana kimse getirmedi. Bak liste söyleyeyim sana. Aslı Hanım, o zaman yarın gelinimizle birlikte size de çiçekler geliyor. Tamam, teşekkürler. Dış ses, bil bakalım ben bu yaz neredeydim? Bir düşüneyim. Vallahi Kayseri'de olabilirsin. Hayır, in aşağı. Gaziantep. Biraz daha. Afrika mı? Hayır, çok gittin. Aşağıdan biraz dışarı. Vallahi Elifciğim, Montreal'de olimpiyatlardaydın diyeceğim ama o da olmayacak şimdi. Neyse dış ses, sen bunları bilemeyeceksin. Ben en iyisi misafirlerime kapıyı açayım. Hadi buyur, aç bakalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Selam. Merhaba. İstanbullarımla karşılıyorum. Buyurun bakalım bir güç testi yapalım. Güçlü rakipler mi gelmiş bana benim gibi? Buyurun. Alayım bir bakalım. İkisini birden. Tamam, geç arkadaşım. Ben evet bakalım. İkisini. Siz çalıştınız mı arkadaşlar? Eyvah. Buyurun. Ben mi? İki canlıyım ama şöyle bir alayım. Ama bir şey olmasın. Ben bir taneyle takılayım. Tamam. Şöyle. Sen de biraz şey görün, olsun güçlenirsin, ben seni güçlendiririm. Hiç ihtiyacım yok, merhabalar. Dış ses. Rakiplerini nasıl buldun? Rakipler beni şaşırttı. Ben dedim bunu taşıyamazlar. Vallahi ikisini birden aldı hepsi. Bir tek biri zayıf gibi. Ben onu da güçlendiririm içeride. Kimsenin benim gücümü ölçmesine gerek yok. Ben zaten yeterince güçlüyüm, güçlü olduğumu düşünüyorum. Elifciğim, bugün senin evindeyiz. Bence güce en çok senin ihtiyacın olacak. Benim biraz ihtiyacım var. Çalışayım vallahi. Rakipler beklediğinden güçlü geldi arkadaşlar. Ben salona geçiyorum. Antrenmanım bitince sen de gelirsin. Tamam, geliyorum.
Karşılamada onlara bir espri yapayım dedim. Şöyle bir şaka olsun, güne bir enerjik başlayalım haftaya dedim. Kimse anlamadı espriden yani, pes. Yani bence Dumble'la karşılaması çok saçma ama değildi de yani. Dumble'la gücümüzü ölçmeye çalıştı da, Dumble'la neden gücümüzü ölçmeye çalışsın? Ben gayet güçlüyüm.